Evet, Young Tak. Buyur Özgüncüm. EXO'da da şöyle bir durum vardı hocam. Biz bunu geçen sezon konuşmuştuk. SM Town'da mahkemelik durumları vardı. Ne oldu o işler? Şimdi yine mahkeme ikinci dava açıldı. Bu sefer de telif ücretleri konusunda anlaşamıyorlar SM Town'la. Allah Allah. Özellikle Chan ve Baekhyun yüksek telif ücreti istiyor SM Town'dan. Tabii ister. O yüzden de üretim durdu. Üretim yok. Şey gibi oldu ya. EXO dağıldı yani aslında. Ya ben avukatlarına mail yazdım hocam. Yani demiştik ya durum nedir diye. Onlar da galiba Kore'deki hukuk sisteminden ötürü yorum yapamayacaklarını söylediler. Aa. Ama yani merak ediyorum, takip ediyorum onların davasını. İlginç. Hocam Insta'da diyor Caner Mutlu. Son videomu analiz yapar mısınız? Caner Mutlu. Son videom bu mu Caner'cim? Tamam, onu da açtım. Peki Young Tak, Dropping Jewels. Go. Neymiş ya? Young Tak ne? Tiny Desk. Allah Allah. İmaj canavarı ya, bu nedir abi? Saate bak. Ya böyle şey gibi ya. Yapay zeka ile oluşturulmuş bir şey gibi. Karakter gibi. Gerçekten yani. 3 yıldır cezaevindeymiş. Niye cezaevinde babiş? Ha, bu ne arkada? Her şey var zaten. Çok güzel ortam kurmuşlar. Şuraya bak. Ekipmanlar yerleşmiş. Her şey havalı. Davulcu, karizma, masa, mix. Öf. Her şey çok güzel gözüküyor. Kıyafetler. Ama ortamda ne var? Çalan ne var bakalım? Drop a body and you wouldn't have to pay for lunch. I told my dog I'm riding really right or wrong. I done got big to record my life through a drone. I told my bitch to stand behind me, I'm in my zone. She like, how the fuck you ain't never wrote a song? Same reason your fine dance ain't never wore a thong. Ain't ride for life, then I just rather ride along. Ya bu gerçekten şey gibi ya, geliyor bana. Eziyet gibi gelmeye başladı Özgür. Ya çünkü canlı performanslar çok kötü. Yani berbat performans hepsi. Yani arkada bir piyano gidiyor. Piyano zaten hani yapı olarak böyle içine de bir hafif detonelik koymuşlar. O orada bir dünyada. Öndeki vokal arkadaki tonla hiç ilgisi yok. Yani aslında ilgi kurmaya çalışıyor. Yani ama kapasitesi oraya kadar. Tamam mı yani? Acayip sıkıntı var dinlerken. Bu sefer canlı performans. Ha şu olsa olur, git konserine öyle dinle falan. Ne güzel ne güzel. Ama videoyu kayıt yapıp İnternete falan koyduğu zaman arkadaş büyük vakit kaybı ya. Yani kulak zehiri gibi hepsi. Full autotune bir de yani. Ya autotune yemesine rağmen tutmamış. Ama bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu dönem bitiyor. Artık şeyini böyle bardak taş suyu tamamen ağzına kadar doldu o bardağın. Yani insanlar dinleyebileceği neredeyse her şeyi dinlediler bunda. O bardak doldu ve şimdi yavaş yavaş su akıtmaya başlayacak. Bunu izleyeceksiniz. Yani her geçen gün şöyle demeyeyim, rap'in değeri kaybetmesi değil. Rap değer kaybetmez. Rap bir müzik türüdür. Her zaman var olacak hayatımızda. Ama bu tarz, yani ne rap yapabilen, ne rock yapabilen, ne pop yapabilen, hani arada kalmış, daha büyük kitleye hitap edeyim. Yani ben biraz daha akustik yapayım, daha farklı bir kitle de beni dinlesin. Çünkü rap dinleyen kök kitle aslında daha çok sözlere odaklanan bir kitle. Yani müziğe falan pek odaklanmaz. Şarkıcının sesinin rengine de çok odaklanmaz. O daha çok söze bakar yani. Sözün akışına bakar. Ritmin üstündeki hareketlerine bakar sözün. Rap dinlemenin temeli bu. Ama hani o kitle sınırlı sayıda bir kitle olduğu için bu kitleyi büyütmenin en büyük yolunu Migos buldu işte. Daha böyle yavaş, daha uzun melodiler, ara melodiler. Bol bol bunları arttırarak önce yakaladılar, sonra bunu abarta 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 bambaşka bir hale getirdiler. Ama bu dönem bitiyor. Yani artık
Bunların arasından sadece iyiler kalacak. İyi olabilenler. Diğerleri bence artık piyasada yavaş yavaş yer bulamayacaklar. Yani ben rap söylüyorum. Sesim de fena değil. Dur biraz da şarkıyla karıştırayım falan. Daha da büyük bir kitleye gideyim. Ama yani... Ya aşırı sıkıcı. Ya arkada bu davul çalan adamın fonksiyonu ne bu parçada mesela? Ne yapıyor yani? Neyi tetikliyor yani? Ben neden coşuyorum bu adam? Ortada bir şey yok ki. Ya bence çok kötü. Bilmiyorum. Çok güzel görseller, yanan kameralar, kayıyor falan. Her şey çok havalı. Ama ortada müzik namına hiçbir şey yok. Davul çalıyor mu? Neye çalıyor yani? Hiç yani. Neyse, rezalet diyebileceğim performanslardan biri bu da.